Ayrıca içeride iş gücü istatistikleri gelecek, onu da değerlendireceğiz ama öncesinde piyasa yorumu alalım. Ahlat Çatır'ı menkul değerlere döneceğiz. Karşımızda Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey, Mart 2018'den bu yana en yüksekleri gördük. Bundan sonrasında acaba borsada dikkat edeceğimiz yeni seviyelerde neresi size göre öne çıkar? Ve tabii öğleden sonra Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelecek. Çok jeopolitik tansiyonu fiyatladığımız bir hafta oldu ama yine de sizce yatırımcı yakından takip etmeli mi? Şimdi öncelikle günaydın Zeynep. Şunu söylemek gerekiyor. Küresel piyasalarda dün itibariyle tabii tansiyonun düştüğünü görüyoruz ama bununla birlikte özellikle Brexit sürecinin taslağın onaylanması ve 31 Ocak süreciyle devam edeceğini görüyoruz. Bunun yanı sıra İran hala Amerika üzerinde misillemelerde bazı denemeleri oluyor. Yani bu çabasının biraz daha zayıf kalsa da devam ettiğini görüyoruz. Ama bunun piyasaları doğrudan bir etkisi olmadığı biraz daha fiyatlamalara yansıyor. Onun haricinde de 15 Ocak'ta gerçekleşecek Çin-Amerikan görüşmelerinin işte açıklamalarla birlikte aslında takvimle birlikte devam ettiğini değerlendiriyor genel küresel piyasalar. Bu aşamada bugün tarım dışı verisini göreceğiz Amerika'dan. Burada da 160 bin gibi bir beklenti var. Bir önceki ay bayağı güçlü bir tarım dışı seti görmüştük. Özellikle işsizlik ve istihdam konusunda açıkçası bir doyum noktasına doğru ulaşıyor gibi, hatta biraz da ötesine bile geçmiş gibi duruyor Amerika tarafında. Bugün ortalama saatlik kazançların enflasyon üzerinde etkisini belki piyasalar biraz daha fiyatlayabilir. Burada beklentinin üzerinde gelen bir verinin de sınırlı da olsa dolar üzerinde pozitif etkisini görebiliriz. İçeriye döndüğümüzde evet, senin de söylediğin gibi aslında biz belli bir süredir, yani 1-2 aydır neredeyse yeni yılla birlikte yabancı ilgisinin de TL varlıkları üzerinde tekrardan pozisyon almaya başlayabileceğini konuşuyorduk. Dün enteresan bir şekilde hem vadeli tarafta hem spot tarafta işlem hacimlerinin de bazı rekor seviyelerde gerçekleşmesiyle açıkçası 1-2 günlük de bankacılık sektörü rallisiyle diyebiliriz. O da uzun zamandır çok sessiz kalıyordu. Çok pozitif bir alana doğru Borsa İstanbul'un geçtiğini görüyoruz. Tabi burada hani CDS'lerde her zamanki gibi 270'lere yaklaşılması, uzun süredir kur tarafında 5.95 seviyelerdeki seyrin son 2 gündür para girişiyle birlikte burada da bir 5.85 hareketi görmemiz, bunlar hep paralel hareketler gibi gözüküyor. Şu an için o 2 sent hep konuştuğumuz dolar bazlı direnç bölgesinin de üstünde bir kapanış gerçekleşti. TL bazlı 116 bin aslında direnci de şu an için geride kalmış gözüküyor. Tahmin ediyorum bugün düne nazaran biraz daha sakin bir hafif pozitif başlangıç Borsa İstanbul'da olacaktır. Belki haftanın son işlem günü olması nedeniyle de biraz daha fiyat hareketlerinde sakinleşme görülebilir. Ama önemli olan bugün ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde bu para girişinin hem bankacılık sektörüne hem de borsa genelinde devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Benim tahminim özellikle 113.500 seviyelerinde bir boşluk şu an için mevcut. Orta vadede bu boşluk kapanabilir ama genel trendin daha önce de bu gibi başlangıçlarla geldiğimiz yıllarda hızla devam etme yönünde olacağız. Zaman zaman işte duraksamalar veya geri çekilmeler olsa da dolayısıyla o 121.500 civarlarındaki işte yüksekte daha önce test ettiğimiz bölgenin de aslında yıl içerisinde geçilmesine yönelik ve daha yukarıların test edilmesine yönelik bir beklentimiz var. Ama bugün için 117 binin üzerinde belki 118.500, 119 bin denemeleri de olabilecek biraz daha yatay bir borsa görüyoruz. Kur tarafına bakınca da aslında önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı öncesinde bir kırılım, İran gerginliğinin bölgede biraz daha yavaşlamasıyı da gördük. Burada da bugün 5.85'ten tepki hareketleri yukarı doğru gelebilir. Ama gün içerisinde 5.85-5.90 aralığında fiyatların devam etmesi önemli. Ons altına da kısaca 1555 doların üstü görünmediği sürece şu an için bir düzeltmenin devamını tarım dışı verisiyle birlikte Amerika'da görebiliriz. Burada da önemli bir destek bölgemiz 1525 dolar olarak devam ediyoruz Zeynep. Ahlat Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz.